Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine güzel bir yelek çalışması yapacağız. At modeli gerçekten oldukça güzel ve bir o kadar da basit. Hem bebek örgülerinde hem yine yetişkin örgülerine tercih edebileceğiniz güzel bir model. Arka görünümü tamamen ters örgülerden oluşan güzel ve kolay bir model arkadaşlar. Robamı ben biraz gösterişli bir roba tercih ettim. Sizler yine robanızı aynı sayılarda başlayıp farklı çalışmalarda robanızla tercih edebilirsiniz. Yeleğimiz 1,5-2 yaş, yani 1-2 yaş gibi düşünebilirsiniz verdiğim ölçüleri. Sizler daha küçüğünü ya da daha büyüğünü yapmak isterseniz diğer yaptığınız örgüler gibi robasını ayarlayarak, alt bedenini de ayarlayarak daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Ben yine kartopu baby one ve 3 numara şiş ile öreceğim arkadaşlar. Bebeğimizi ben bunu mavi renkte örmeyi tercih ettim. Rengi tam olarak çıkmıyor, daha güzel bir mavi. Şimdi kız için öreceğim. Modelimiz dediğim gibi hem kız hem erkek bebek için uygun bir model. Şimdi böyle nar çiçeğinde örmeyi tercih ettim arkadaşlar. İkinci rengime renk kodunu soracak olursanız da 254 renk kodlu kartopu baby one 3 numara şiş kullanacağım. Sizler 3.25 ya da 3.5 da tercih edebilirsiniz elinizin sıkılığına göre. Mutlaka ebatları değişik olacaktır arkadaşlar, farklı şiş numaralarında yaptığımızda. Yeleğimizin sayılarını şöyle vereyim. İlk aralıkları 15 Aralık'ta olacak arkadaşlar. İlk ileğimizi mutlaka 4 haroşadan sonra hemen açıyoruz. Bazen söylemeyi unutuyorum ama zaten yelek örüyorsak ilk ileğin açılacağını da tahmin edebiliriz. Diğer aralıklarımız 15 sırada bir. Robamızı 85 ilmek başlayacağız. Robamızın üzerinde de göstereyim. 14 ilmek önler, 6 ilmek bu modellerimiz için ihtiyacımız var. Kollarımızda yine 6 ilmek, arka 21 ilmek. Kol için 6 ilmek az gelebilir arkadaşlar, endişe etmeyin. Çünkü buradaki ara dilim 6 ilmek olduğu için 3'er ilmek daha ilave edersek toplamda 12 ilmek oluyor kolumuz. O yüzden buradaki örnek fazla olduğu için kolu 6 ilmek şeklinde denk geliyor ama bakın kolumuz oldukça rahat, yani normal bir kol genişliği çıkıyor roba bitiminde. Şimdi 85 ilmek başlayalım. Şişimize normal klasik atma yöntemiyle 4 diş haroşamızı örelim ve robamın yapımına geçelim. Evet, ben robamı başladım arkadaşlar. Klasik, yelek örmeye geçtiyseniz zaten başlama tekniği ve haroşayı biliyoruz. 4 diş haroşamı ördüm. Böyle ben de ayrımlarımı yaptım. 14, 6, 6, 6, 21, yine 6'şar ilmek, yine 14 ilmek. Yani bu 6 ilmekler bizim burada uygulayacağımız modeller. 6 ilmek aradaki kol sayımız. Şimdi haroşamın arka yüzünde ilk ileğimi açacağım. Yaka düşürme tekniği yine uygulayacağız arkadaşlar. Tüm yeleklerde olduğu gibi. Ben arkada açıyorum ileğimi. Şöyle görüntümü netleştirelim. 4 ilmek ördüm, bir tane doladım. 2 ilmeği birlikte alarak ilk ileğimi açıyorum. Küçük iliklerimizi bu şekilde açıyoruz. Arka sıramızı tamamlıyoruz haroşamızın. Yaka düşürme hemen hemen bütün modellerimde uyguluyorum. Hırkalarda uygulayamayabilirsiniz. Yani yakanın çok açık olmasını istemeyiz. Yaka hırkalarda gerekmiyor ama yeleklerde günlük kullanım olduğu için mutlaka yaka düşürme tekniğini uyguluyoruz arkadaşlar. Robayı yaptıktan sonra yeleğimizde oldukça kısa bir anlatım olacak. Toplamda 3 sıradan oluşan, hatta bir sırası tamamen düz örgüden oluşan bir model. Ama böyle bakıldığında oldukça karışık gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi yaptığımızda anlayacaksınız. Gerçekten çok basit, yani çok takip istemeyen kolay modellerden bir tanesi. Ben şöyle örmeye devam edeyim arkadaşlar. Gri ayrıcıma kadar örmeye devam ediyorum. Toplamda 14 ilmek vardı önümüzde. Oraya kadar örmeye devam edelim. Satır başına gelmiyoruz. Evet. Satır başına yaklaştık. Öndeki ilmeklerimize geçtik arkadaşlar. 14 ilmeğimiz vardı. Önden sadece 2 ilmeği örüyoruz. Geri dönüyoruz. Çünkü yaka düşürme tekniği uygulayacağız. İlmeğimi aldım şişime. Bunu daha önce de göstermiştim. Öndeki yaka düşürmede, yani şuradaki ilmekler, döndüğümüz ilmekler belli olmasın diye yapıyoruz bunu. İpimi bu şekilde alıyorum. Şöyle görebilirsiniz. Bunun anlatımını anlamazsanız arkadaşlar ayrı bir videoda anlatmıştım. Yaka düşürme tekniği, püf noktaları. Burayı için detaylı izleyebilirsiniz. Dönüşümü yaptım. Bakın. Bir ilmeğimi de ördüm. Bu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğimi ördüm. Bir tane artırıyorum. 6 ilmeğim vardı. Kol arası için 1 2 3 4 5 6. Yine ayracımı çıkardım, artırdım. 6 ilmekte kolumuz vardı. 1 2 3 4 5 6. Ayracımı çıkardığım yerde artırmamı yapıyorum. Şöyle özetleyelim yine isterseniz. Geri döndük arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 ilmek ördük. Toplamda 14 ilmek ön vardı. Artırdık. 6 ilmek ördük. Artırdık. 6 ilmek daha ördük. Tekrar artırıyorum. Şimdi yine model için olan 6 ilmeğimizi örüyoruz. Hepsi 6 ilmek olduğu için kafanız karışmasın. Eğer karışacak gibi olursa da 87 ilmek başlayıp kollara 7 ilmek de verebilirsiniz arkadaşlar. Bir de 2'şer ilmek, yani 2 ilmek fazla başlayıp kollara 7 ilmek de yapabilirsiniz ama şimdi ilk başladıktan sonra karışması mümkün değil. Artırdım. Arkadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi hemen burada işlem yapacağımız için hemen kol ve o diğer 6 ilmekler birbirinden hemen bir sonraki sırada ayrışmaya başlıyor zaten. 6 ilmekler sabit gidecek. Koldaki 6 ilmekler hemen artıyor. İlk sıradan itibaren. Düz örerek geldik yine. Ayracımı çıkarıyorum. Artırdım. 1 2 3 4 5 6. Yine çıkardım, artırıyorum. 1 2 3 4 5 6. Çıkardım, 6 ilmek kolumu ördüm. Yine 1 2 3 4 5 6. Ayracımın olduğu yerde artırmamı yapıyorum. Önden sadece diğer tarafta olduğu gibi 2 ilmek örüyorum. Sol şişimde 12 ilmeğim var. Geri döndüm. Burada da yine ilmeğimi aldım. Bakın şu şekilde yaptım ilmeğimi. Bunun videosunu dediğim gibi daha net izleyebilirsiniz. Bir ilmeğimi ördüm. Artırdığım ilmeği de örüyorum. Şimdi bakın 3 tane 6 ilmeğimiz vardı. Bunlar bizim model uygulayacağımız, yani roba artışı yapacağımız yerler. Burası kol. İlk 6 ilmeğimi örüyorum roba artışı için ama farklı. Bakın şişimi taktım, 1-2 kez doluyorum, ördürüyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. Şişimi takıyorum, 1-2 kez doluyorum, ördürüyorum. Şişimi taktım, 1-2 kez doluyorum, ördürüyorum. 6 ilmeğimizi bu şekilde ördürüyoruz. Doladım. Son ilmeğim, bakın 6. ilmeğim. 1-2 kez doladım, ördürdüm. 6 ilmek kol vardı. Birer tane de artırdık. 8 ilmeği ters örüyoruz. Arka sıralarımız tamamen ters örgü arkadaşlar. Yeleğimiz bitene kadar. 7 ilmeğimi düz ördüm. Yine bakın 6 ilmeğime geldim. 1-2 ördürüyorum, takıyorum, 2 kez doluyoruz. Normalde bu şekilde ördürmem lazım, ördürmüyorum, bir kez daha doluyorum. Bu robayı çok seviyorum arkadaşlar görsel olarak ama bu arka sırada bu işlemi hep unutuyorum. Yani mutlaka yeleğin bitimine kadar 3-4 kez unutuyorum. Yani arka sıraya geldiğimizde hep alışmışızdır arka sırayı tamamen ters örmeye. Unutuyorum, geri gelip tekrar bu işlemi yapıyorum. Onun dışında gerçekten hani kolay ve gösterişli bir roba. Aslında kolay, yani çok zorlayan bir yeri yok ama sadece arka sırada bu işlemi benim gibi yapmayı unutabilirsiniz. Bir sırada yapacağız, bir sırada yapmayacağız. Öyle düşünebiliriz. Bir sonraki arka sıramıza geldiğimizde bu işlemi yapmayacağız. 2 sırada bir gibi düşünebiliriz. Yani her sırada değil, 2 sırada bir yapacağız. Arkadaki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Yine şöyle görebiliriz. Bakın 3 bölmeden oluşuyor 6 ilmeğimiz. Artış yerine yine aynı şekilde 2 kez dolayarak ördürüyoruz. Diğer tarafta gösterdiğim için daha hızlı geçiyorum arkadaşlar. Artırma ilmeğim ters. Bunlar kol ilmeği olacak. Ördük. Tekrar geldik çift alacağımız yere. Her ilmeğe 2 kez dolayarak 6 ilmeğimizi örüyoruz. Artırdığım ilmeğim normal ilmek. Burada dönüş yaptığım ilmek bu görüntüyü alıyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunu 2 ilmeği örüyormuş gibi düşünebilirsiniz. İkisini birlikte ördüm. Yine buradan 2 ilmek daha ilave ediyorum. Sol şişimde şu anda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Tekrar döndüm. İlmeğimi örmeden alıyorum. Ama şu şekilde bakın çeviriyorum. Şimdi artık sayı saymamıza gerek yok arkadaşlar. Bakın artırdığımız ilmeklerimiz bunlar öne dahil olacak. Bir artırdığım ilmeği ördüm. Şu anda bakın çift çift doladığımız ilmekler de bu şekilde. Bir tane artırıyorum. Hemen onları açıyorum arkadaşlar. Daha önce yaptık ama hani robada yine detaylıca anlatacağım yapmayanlar için. İlmeklerimiz bakın uzun uzun görünüyor. Geri alıyorum bunları şişime. Açtık öncelikle. 1, 2, 3. 3 ilmeği atlıyorum. Diğer 3 ilmeğe şişimi takıyorum. O ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Bakın böyle çapraz bir görüntü oluyor. Şöyle şunları tutalım elimizle. Bunları takıyorum. Bak bunları bırakmıyorum. Öncelikle bunları ördüreceğiz. Çünkü birbirine karışmasın. Düz olarak çaprazladığımız ilmekleri ördürüyorum. Sonra diğer ilmekleri. Diğer kolda da yapacağız. Hani anlamadıysanız devam ediyorum. Artırdım yine. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Hemen bakın koldaki ilmeklerimiz zaten ayrıştı. Çünkü artarak devam edecek. Şöyle görebilirsiniz. Yine geldik çift yaptığımız yere. Öncelikle artırıyoruz arkadaşlar. Bir tane artırdım. İlmeklerimi açıyorum. Sağ şişime alarak. Şöyle bakın oldukça uzun ilmeklerimiz. Şişime geri aldım. 3 ilmeğimi bırakıyorum. Diğer 3 ilmeğe şişimi takıyorum. Şöyle bakın arkadaki alttaki ilmekleri de böyle alıyorum parmağımla. Tekrar bunları da şişimize geçiriyoruz ama karışmamasını sağlayarak öncelikle 3 ilmeğimizi sonrasında diğer 3 ilmeğimizi örüyoruz. Oldukça kolay ve çok keyifli. Devam ediyorum arkadaki ilmeklerimi düz olarak örmeye. Mutlaka başında ve sonunda da artırmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle görebiliriz. Hatta bakın deliklerin biri daha büyük, biri daha küçük bu şekilde oluyor. Şöyle fark edebilirsiniz bakın. Topladığımız yerde çünkü örnek şöyle topladığı için şöyle. Buradaki ilmekler daha iri görünüyor. Bakın artırmalar. Bunda da hani ilginizi çekerse aynı şekilde oluyor yani bilginiz olsun. Niye benim deliklerim iri oldu diye düşünmeyin. Çünkü model biraz topladığı için burgu gibi bir delik daha büyük görünebiliyor. Devam ediyorum arkadaki ilmeklerimi örmeye. Şöyle bir tane daha yaptığımda ben robamı ilerleteceğim artık arkadaşlar. Daha net anladığınızda birlikte bir tane daha yapalım. Geldim artırdığım ilmeğime bunu ördürüyorum. Artırdım. Yine bakın ilmeklerimi öncelikle açıyorum. 6 ilmeğimi aldım şişime. 1 2 3 6 ilmek vardı. 3 3 çaprazlıyoruz ilmeklerimizi. Şişime geri aldım. Öncelikle ön aldığım ilmeklerimi örüyorum. Sonrasında kalan 3 ilmeği. Daha önce yapmadıysanız, burada zorlanırsanız eğer, hiç örgü üzerinde uğraşmayın arkadaşlar. Hemen küçük bir parçaya başlayın. Şöyle bir tane örgüyü yapıp sökün. Uygulamada daha rahat edersiniz. Hani burada yapmak, sökmek biraz örgüyü cobalayabilir. O yüzden hemen küçük bir parça deneyerek uygulamanız daha kolay olur. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi açıyorum. Geri alıyorum. Eliniz alıştığında gerçekten çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bakın, daha hızlandırılmış şekilde yapıyorum. Üç ilmeğimi ördürdüm. Diğer ilmeklerimi de ördürüyorum. Artırdım. 1 2 Burada yine bakın ilmeklerim farklı görünüyor. Yine bunda 2 ilmek örüyormuş gibi dönüş yaptığımız ilmeğimizi ördürdük. Buradan da yine 2 ilmek ilave ediyoruz. Geri döndüm. İlmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu kez arka sırada işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın, işlemimizi yaptık, çaprazladık. Bu sırayı boş geçiyoruz. Bir sonraki sırada çift öreceğiz yine. Bir sıra yapıyoruz. Dediğim gibi bir sıra arkada işlem yapmıyoruz. Önde de yine aynı şekilde. Her sırada yapmadığımız için de çok fazla yormuyor örnek bizi. Şimdi arka sıramızı bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Dönüş yapacağımız yere kadar. Evet, 2 2 dönmüştük arkadaşlar. Toplamda 10 ilmeğimiz var. Son dönüşümü 3 olarak yapacağım. Sizler isterseniz yine 2-1 şeklinde de dönüşünüzü tamamlayabilirsiniz. Yine geldim döndüğüm ilmeğime. Şöyle ikisini birlikte alıyorum. Dediğim gibi bakın, 2 ilmek yaptığımızda bir ilmeğimiz kalıyor. Ben bir kez daha dönmek istemiyorum. Son ilmeklerimi 3 olarak dönüş yapacağım. 2 4 6 7. Dilerseniz hani daha yuvarlak, daha düşük olsun istiyorsanız yakanızı 2 1 şeklinde de son dönüşünüzü yapabilirsiniz. Yine ilmeğimi döndüğüm için bu şekilde aldım. Artırma yerine kadar düz olarak örüyorum. Bakın, dönüş yerlerinde delik bir görüntü yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunun kısa videosunu çektim. Çok yakın zamanda paylaştım. Kanalıma videolar bölümüne girerseniz bu renkten de görseli var. Yani elimdeki renkten de görseli var. Daha detaylı izleyebilirsiniz. Artırdım. Arkada işlem yapmamıştık. Bu kez önde de işlem yapmıyoruz. Sadece 6 ilmeğin sağından ve solundan artıracağız. Şöyle görebilirsiniz. Bakın, 6 ilmeğimiz bizim burada işlem yaptığımız ilmeğimiz. Artırdım. 6 ilmek ördüm. Artırdım. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Bir sıra ne önde ne arkada işlem yapmıyoruz. Arkadan işlem yapmaya bu sırada başlayacağız yine. Artırıyorum. 6 ilmeğimi örüyorum. Artırdım. Hızlıca örüyorum arkadaşlar. Sadece artırma yapıyoruz. Bu 6 ilmeğin sağından ve solundan işlem yapmıyoruz başka. Arka sırada yine ilmeklerimizi çift alacağız. Bir sıra daha çaprazlama işlemini yapalım. Sonrasında robanızı sizler de örebilirsiniz tamamlayana kadar. Takıldığınız yerlerde yine videoyu durdurarak, ileri geri alarak yapmak mümkün. Yaka düşürme tekniğimiz de tamamlandı zaten. Artırdım. 6 ilmeğimi örüyorum. Model bakalım bu renkte nasıl gösterecek arkadaşlar. Oldukça canlı bir renk. Bazı modeller hem kız hem erkek bebeğe uygun olduğunda çok daha kullanışlı oluyor. Hani beyaz renkte ya da böyle sarı, yeşil bu renklerde ördüğünüzde cinsiyeti belli olmayan bebekler için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önceden hazırlayıp. Bazı modeller sadece kız ya da sadece erkeğe hitap edebiliyor. Böyle olduğunda daha kullanışlı oluyor. Yine dönüş yaptığım yerdeki ilmeğimi öncelikle ördüm bu şekilde. Buradan da 1, 2, 3 ilmek ilave ettim. Burada da yaka düşürme işlemimiz tamamlanmış oldu. Yine ilmeğimi örmeden aldım. Arka sıramı ters olarak ilerliyorum. Evet, artık desenler şu şekilde arkada görünüyor arkadaşlar. Şurası kol, burası altı ilmeğimiz. Buralarda yine bir sıra işlem yapmamıştık. Çift olarak alıyoruz ilmeklerimizi. Altı ilmeğimi çift olarak ördürdüm. Diğer ilmeklerimi normal ters örgü olarak örüyorum. Evet, yine geldim 6 ilmeğime, 2 kez doluyorum. Buralarda dediğim gibi yapmayı sizler de unutmayın. Birini yaparsam başlıyorum yapmaya, mesela başta yapıyorum sondakileri yapmıyorum falan. Mutlaka unuttuğum oluyor yani robayı yaparken. Çünkü elimiz dediğim gibi hep alışmış arka sıralarda işlem yapmamaya. Bu modelde bu şekilde arkadaşlar. Ama gerçekten çok gösterişli bir roba. Hani altına hangi modeli yaparsanız yapın, roba ön plana mutlaka çıkıyor. Bunu yapıp altına fare dişi yaptığınızda mesela çok gösterişli bir model oluyor. Fare dişi oldukça sade bir modeldir ama bunun altına uyguladığınızda çok şık bir yelekte yapabilirsiniz. Şöyle arka sıraları tamamen anlatmayı tercih ettim. Yine geldik arkadaşlar. Çift olarak ördürüyorum. 2 kez doluyoruz şişimizi. Artırdım ve arka ilmeklerim ters örgü. Yine burada da çift olarak son ilmeklerimizi yapıyoruz. Evet. Kalan ilmeklerimiz tamamen ters örgü. Burada dönüşümüzü tamamlamıştık zaten. Satır başına kadar öreceğiz artık. Şu bizim son dönüş yaptığımız ilmeğimiz. Bu şekilde örüyorum. Kalan pat ilmeklerini de artık örgüme dahil ediyorum. Evet. Şöyle bakacak olursak bakın, yaka düşürme tekniğini uyguladık. Burada hani döndüğümüz yerlerde hiçbir görüntü yok arkadaşlar. Böyle delik ya da ilmek uzaması görüntüsü yok. Hemen devam edelim. Yedi kenar patımızla başlıyoruz artık örgümüze. 2, 4, 6, 7. Düz olarak ilerliyoruz. Yine ilmeklerimizi çift yaptığımız bölüme geldik. Öncelikle açıyoruz ilmeklerimizi. Bu şekilde. Sonra geri alıyoruz şişimize. 1, 2, 3 ilmeği bırakıyoruz. Diğer 3 ilmeği şişimize takıyoruz. Üzerinden atlatarak çaprazlıyoruz ilmeklerimizi. Sonrasında sırasıyla 6 ilmeğimizi örüyoruz. Ben şöyle tutmaya devam ediyorum. Bakın buradaki ilmeklerime karışmasın diye. Diğer 3 ilmeğimi de örüyorum. Bir kez daha göstereceğim. Artık devam edeceğiz örmeye robamızı. Buraya kadar geldiysek zaten az çok anlaşıldı robanın tekniği. Evet. Artırıyoruz ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi açtım. Geri aldım. Çaprazlıyorum. Geri takıyorum şişime ve ördürüyorum. Artırdım. Örmeye devam ediyorum. Evet, 2 kez birlikte yaptık arkadaşlar. Bundan sonrasını sizler rahatlıkla yapabilirsiniz. İşlemi yapıyoruz. Arkada işlem yok. Yine önde işlem yok. Bir sonraki sıraya geldiğimizde yine işlem yapmaya başlıyoruz. Arkada başlıyoruz işlem yapmaya da. Şimdi toplamda 20 artırma yapacağız arkadaşlar. Buradaki ajurları saydığınızda 20. Bunları sayacak olursanız da bakın toplamda 10 tane olduktan sonra hemen haroşa bölümüne geçiyoruz. Haroşalarda ben yine 2 kez artırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Model sayımız yeterli olsun. Kol altından çok fazla ilmek artırmak gerekmesin diye. Birçok modelde de bu şekilde yapıyorum. Şimdi 20 artırma yapalım toplamda. Robamızın haroşasıyla birlikte devam edelim. Evet, ben robamı 20 artırma olana kadar örmeye devam ettim ve tamamladım arkadaşlar. Haroşamıza geçtiğimizde de söylemiştim. Şöyle bir tane yapalım birlikte. Haroşada da artırmaya devam edeceğiz. Çünkü model bittiğindeki ilmek bize yeterli olmuyor. Yani kol kesiminden sonra kalan ilmek model kurumuna yeterli olmuyor. Çok fazla kol altından artırdığımızda da kol ağzı çok açık oluyor arkadaşlar. Bunun olmaması için mutlaka haroşaya geçtiğimizde de artırmaya devam edersek belli yerlerden bu daha düzgün, daha güzel ve daha kolay oluyor. Şöyle devam edelim hemen artırma yerine kadar hızlıca haroşamızı örmeye. Ben ters örüyorum haroşamı. Ters ördüğünüzde bakın hemen ilk sırada haroşa görüntüsü zaten çıkıyor ortaya. Düz örenlerde bu arka sırada belirginleşiyor. Buraya geldiğimde bir tane gizli artırıyorum arkadaşlar. 6 ilmeğimi örüyorum yine. Alt ilmeğimi ördüm. Burada yine bir tane gizli artırdım. Devam ediyorum. Birinci artırmamızı yaptık. Tüm artırma noktalarında artırmaya devam edeceğiz. Haroşamızın ikinci sırasında da yine aynı yerden arkadaşlar bir kez daha artıralım. Üçüncü sırada artırma yapmıyoruz ve haroşamızı tamamlıyoruz. Haroşamızın 3. sırasını ön yüzden örelim. Arka sırada kol ve beden ayrımı yapacağız. Orada tekrar görüşmek üzere. Evet, robamız tam olarak tamamlandı. 3 diş haroşamızı da ördük. İlk 2 sırasında artırmaya devam etmiştim. Son sırasında artırmadım. Henüz 3. sıranın da arka sırasını tamamlamadım. Burada kol beden ayrımını yapacağız. Ayrımlarımızı da arkadaşlar böyle 6 ilmeğimiz vardı bizim. 3'ünü sağ tarafa, 3'ünü sol tarafa olarak ayırdım. Yani 3 ilmeği tam ortadan, 6 ilmeği tam ortadan ayırdım. 3'er ilmek sağa ve sola dağıttım. Bu şekilde ayırdığımızda kollarda 56 ilmek, önlerde 39 ilmek, arkada 71 ilmeğimiz var. Toplamda da 149 ilmeğe ulaşıyor kol kesimini yaptıktan sonra. Beden sayımızda 154 ilmek arkadaşlar. Bunun için kolun birinde 3, birinde 2 ilmek artırdığımızda toplamda 154 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Sizler yine hani sayınızı bir kontrol edin. Kolu kestikten sonra 154 ilmeğe ulaşmak için kaç ilmeğe ihtiyacınız varsa kol altından gerekli artırmaları yaparsınız yine. Modelimiz de 9 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Daha eksik yapmak isterseniz 154-9, daha fazla yapmak isterseniz artı 9 şeklinde büyütmek ve küçültmek mümkün. Hemen kol beden ayrımını yapalım. İlk kolu birlikte yapacağız. Takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Güzel bir teknikte kol kesimimizi yapıyoruz, artırıyoruz. Aynı anda hem kesim hem artırma hem de bir sıra örerek kol kesimimizi tamamlıyoruz. Haroşamızın da 3. sırasındayız. Arka sırasını tamamlarken bu işlemleri de yapıyoruz. Şimdi başladık şöyle ters arkayı örmeye. Bir ön bir kol örüyoruz arkadaşlar. Sonrasında keserek geleceğiz, artıracağız. Buraya gelelim öncelikle kesim yapacağımız yere kadar. Şöyle bir ön bir kolu örelim. Evet, şöyle bir ilmeğim kaldı. Ayrıcımı ayırıyorum. Şöyle görebilirsiniz. 3. sıramızı tamamladık. Buradan geri dönüp kol kesimini bu aşamada yapıyoruz arkadaşlar. Klasik bir kesme yöntemi yapıyorum. Farklı tekniklerle kesebilirsiniz. Tırtıklı kesme tekniği gibi. Yine kesmek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Kardeş örgüler tırtıklı kesme tekniği yazarsanız çıkar. Kız çocukları, yani kız yeleklerinde özellikle yine kollara farklı bir hava katıyor arkadaşlar. Ben şimdi normal klasik kesme yöntemiyle kolumu keseceğim. Kol kesimi yaparken çok gergin olmamasına özen gösterelim ki kol ağzı daralmasın arkadaşlar. Kesim o yüzden önemli. Yani şöyle esnek bir kesim olursa güzel olur. Tüm ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. 39 ilmek önde kalana kadar. Ben işaretleyicimle ayırmıştım zaten. Sizler yine sayarak kontrollü şekilde kesebilirsiniz. Sol şişimizde 39 ilmek kalana kadar keselim. Evet, şöyle 2 ilmeğim kaldı. Bakın kesmem gereken sağ tarafta. Öncelikle ilk ilmeğimi kestim. Buradaki ilmeğimi de kesmem gerekiyor. Buraya taktığımızda 40 ilmek olacak çünkü. Bunu da kesiyorum. Sol şişimde 39 ilmeğim kaldı. Kolun birinin altında 2, birinin altında 3 artırma yapmamız gerekiyor. Ben öncelikle 3 olan artırmamı yapıyorum. 2, 3. Şimdi burada yine birleştirme işlemini yapacağız arkadaşlar. Şöyle geri dönüp kestiğimiz için şuradaki çıkıntıyı hemen şişime takacağım bu şekilde. Şöyle görebilirsiniz. Bakın ilk kestiğim ilmeği şu şekilde göstereyim tekrar. Esneterek şişime alıyorum. Şöyle üçünü birlikte ördürdüğümde hem daha düzgün olacak hem de artırmaya da eksiltme olmayacak. Oradaki çıkıntı görüntü de olmayacak. Geri döndük, şimdi kesmiştik, artırdık. Tekrar devam ediyoruz. Burayı taktığımız için biraz kesmekte, pardon, ördürmekte zorlanabilirsiniz. Şöyle esneterek ördürmeye çalışacağız. Şöyle biraz daha esnetip. Evet. Biraz sıkılaştırıyorum örgümü. Şöyle 2 ilmek daha örüyorum. Geri döndüm. İlmeğimi örmeden aldım. Şöyle ters olarak devam edeceğim yine burada da. Şöyle artırdığım 3 ilmeğim vardı. Bunları da ördürüyorum. Çok fazla artırma gerekmedi arkadaşlar. Hani bir sıra da artırabilirsiniz isterseniz. O zaman da birinde 4, birinde 5 gerekebilirdi ama bu şekilde ayarladık. 154 ilmeğe ihtiyacımız vardı. Gerekli artırmaları da kol altında. Şurada göstereyim arkadaşlar konuşurken. geçti gibi oldu. Şöyle mutlaka sonda yine artırdığımız için ilmek uzaması oluyor. Bunu da atıyorum üzerine. İkisini birlikte ördürdüğümüzde yine burada da ilmek uzaması ya da kötü bir görüntü oluşmuyor. Bakın oldukça sağlam bir kol altı çalışması oluyor bu şekilde. Geri dönüyoruz şimdi. Yani yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın haroşamızın arkasını sırasını örerken geldik, kolu kestik, artırdık, birleştirdik, bir sıra bu şekilde ördük, geri dönüyoruz şimdi. Örmeye yani arka sıramızla devam ediyoruz. Üçüncü haroşamızın son sırasını örüyormuş gibi düşünebiliriz. İşlemleri yaptık, artık yine yolumuza devam ediyoruz haroşamızla. Evet, arkayı örmeye başladık. Şöyle özetleyeyim yine tekrar diğer kolu. Arkayı örüyoruz ve bir kolu örüyoruz. Ön kalıyor arkadaşlar. Aynı şekilde geri dönüyoruz. Koldaki ilmekleri kesiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. 2 ilmek artırıyoruz. Burada birleştirme işlemini yine aynı şekilde yapıyoruz. Artırdığımız ilmekleri örüyoruz. Geri dönüp satır başına kadar geliyoruz. Diğer kolu dediğim gibi bunu birlikte kestik. Bunu da kesip modelimize devam edelim. Kol kesim ve artırmalarını tamamladık arkadaşlar. Yine söylüyorum, şişimizdeki ilmek sayımızı son kez kontrol edelim. 154 ilmeğe ihtiyacımız var. Oldu ki fazla ilmeğiniz var. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Burada ilmeğinizi kesebilirsiniz. 1 ya da 2 ilmek fazla olabilir. Yine eksik ilmeğiniz de varsa kol altlarına yakın bir yerde, yani görünmeyecek bir yerlerde gizli artırma yaparsanız bunu dengeleyebilirsiniz. 7 kenar ilmeğimi ördüm. 7 2 4 6 7. 7 kenar ilmeğimi ördüm. Bir sıra örnek kurmadan düz öreceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeklerimiz hariç. Bir sıra düz, arka sırada bir sıra ters öreceğiz. Şöyle gösterebilirim. Dediğim gibi model aralarında böyle bir sıra düzümüz var. Bu da zaten 2 sıra örnek kurmuş, bir sıra düz örmüş oluyoruz. Bu da modeli kolaylaştırıyor. Dediğim gibi videonun başında da oldukça kolay bir çalışma olacak. 2 sırada anlattığımda sizlere rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Şimdi düz ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Burayı sonuna kadar örmeme gerek yok. Bir sıra düz, arkada bir sıra ters örelim ve devam edelim. Evet, bir sıra düzümüzü ördük arkadaşlar. Şöyle yeleğimizi de örgü yönüne alalım. Hem yakından görelim hem de örgü yönünden bakarak devam edelim. Şimdi modelimize geçelim. Yine öncelikle 7 kenar patımızı örerek başlıyoruz. Yedi haroşamı ördüm arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz modelimizde. Bir tane artırıyorum. İlk ilmeğimi çevirerek sola doğru kesiyorum. Bir ilmek düz, diğer ilmeğimi de sağa doğru bu şekilde kesiyorum. Şöyle 3 ilmeğim kalıyor. Artırıyorum. Öncelikle ipimi ters öreceğim için aldım. Bir tane artırdım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Şöyle düşünürsek bir modelimiz tamamlandı. Yani her 9 ilmek bir model olarak düşünebiliriz. Şimdi tekrar bir tane artırıyorum. İlk ilmeğimi çeviriyorum. Sola doğru kesiyorum. Bir ilmek düz. İkinci ilmeğimi de bu şekilde sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Tekrar bir artırdım, ilmeğimi çeviriyorum, kesiyorum, bir ilmek düz, ilmeğimi sağa doğru kesiyorum, bir tane artırıyorum. Şöyle özetlersem daha net de anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın bir sıra altına zeminle bir sıra düz ördük. Sonra 7 kenar patımı ördüm. Bir artırdım. Sola doğru ilmeğimi çevirdim. Kestim. Bir düz, sağa doğru kestim. artırıyorum. 4 ilmek ters. Artırdım, ilmeğimi çevirdim, kestim, bir düz ördüm, bir sağa doğru kestim, bir artırdım, 4 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Artırdım, şu an 4 ilmek ters. Biraz daha hızlı öreceğim artık. Artırıyorum, ilmeğimi çevirdim, kestim, bakın artırdım, çevirdim, kestim, bir ilmek düz. Sağa doğru kesiyorum, artırıyorum, 4 ilmek ters. Artırdım, ilmeğimi çevirdim, sola doğru kestim, bir düz, çevir, sağa doğru kes, artır, 4 ilmek ters. Devam ediyoruz. 4 ilmeğimizi ördük. Artırıyorum. İlmeğimi çevirdim. Kestim. Bakın artırdığım ilmek. Bir düz. Bir kes. Artırdım. 1, 2, 3, 4. İlmeğimi çeviriyorum. Kesiyorum. İpim burada olduğu için bakın otomatikman artmış oluyor arkadaşlar. Siz burada bir artır olarak düşünün. Bazen hani artırmadığımı düşünebiliyorsunuz. Şöyle özetleyeceğim onu da. Şimdi 4 ilmeğimi ördüm. İpim burada olursa arkadaşlar aldığımda artırmış olurum. İpim zaten ters ördüğüm için burada oluyor. Şöyle göstereyim bakın ipim burada. Direkt ördüğümde burada artırma işlemini yapmış oluyorum. Bazen kafa karışıklığına sebep olabilir. Artır dediniz ama artırmadınız ya da terste artırırken yine onu da göstereyim. İpi alıyorum öncelikle, sonra doladığımda 2 kez artırmış gibi de düşünebiliyorsunuz. O da ipimi öncelikle ters öreceğim için alıyorum, sonrasında artırıyorum. Bu da 2 kez artırma anlamına gelmiyor arkadaşlar. Siz hani nasıl artırıyorsanız, nasıl örüyorsanız sadece söylemlerimi de dikkate alarak, yani bir artır, bir kes, bir dola şeklinde alışıma atışıma çok fazla dikkat etmeyin. Hani kafanız karışmasın diye, yoksa söylediğim şekilde bile yapmak mümkün. Hani bir kes, bir artır, bir çevir, bir dola gibi. Herkesin artırma şekli, düz örme şekli, kesme şekli farklı olabilir. Yani birçoğumuz düzü bu şekilde arkadan alırız. Ben bu şekilde örüyorum. Onları da belirtmek istedim. Ben hani gösterdiğim için hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar birlikte kuralım modelimizi. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördük. Bir tane artırıyoruz 4 ilmekten sonra. İlmeğimi çevirdim, kestim. Bir düz, bir sağa doğru kestim. Artırdım. 1, 2, 3, 4. İlmeğimi çeviriyorum, kestim, bir ilmek düz örüyorum, bir sağa doğru kesiyorum, artırıyorum, 1, 2, 3 ilmek, pardon 4 ilmek ters. İlmeğimi çevirdim, kestim, bir ilmek örüyorum, bir sağa kesiyorum. Bir tane doladım. 1, 2, 3, 4. İlk sıramızı tamamlamak üzereyiz. Model yerlerini kurduktan sonra örmesi çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Zemini oturtturduktan sonra sıraları, sayıları ayarladıktan sonra artırdım. 1, 2, 3, 4. Ben ilmek kontrolü yapmadım. 154 ilmeği saymadım. Yani ona göre yaptım ama bazen dediğim gibi hani küçük aksaklıklar olabiliyor. 2, 3, 4 umarım olmaz diye tahmin ediyorum. Hani ilmek fazla ya da eksik çıkabiliyor. Kestim. Bir düz ördüm. Evet bakın tam sayıyı ayarlamıştık zaten. Son olarak kestim. Artırarak bitiriyorum. Artırarak modele başlamıştık zaten. Kesiyoruz. pardon, artırıyoruz, kesiyoruz, örüyoruz, kesiyoruz. Kestiğimiz ilmeği de artırmış oluyoruz. Son olarak artırıp kenar haroşasıyla sıramızı tamamlıyoruz. Önde ters ördüğümüz ilmekler dahil arkada tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir başlangıç yapalım. Arkada hiç işlem olmuyor. Yeleğin bitene kadar. İkinci yeleğimizde gelmişti. Onu açtık. İnşallah unutmamışsınızdır siz de. Rubanın bitimine doğru ikinci ileğimizi de açıyoruz. 15 sırada bir açma yine unutmayalım. İp olarak da 1,5 yumağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir yumaktan yelek çıkıyor mu diye yani oldukça fazla soru geliyor. Bu kullandığımız iplerden çıkmıyor arkadaşlar. 100 gram 250 metre ipler. Daha önce 2 yelek paylaştım. Bir yumak bir yelek diye. Onlarda da hani aynı ip olmasına rağmen birinden yani böyle 1-2 metre ip arttı. Birine öyle 1-2 metre ip yetmedi öyle söyleyeyim. Onlarda da hani yeni doğan yeleği anca çıkıyor. Çok küçük bir yelek çıkıyor. Yani böyle 0-3 ay gibi düşünebiliriz. Onun dışında 1,5'tan fazla 1,5 civarında çıkıyor yelekler ip olarak. Gördüğünüz gibi arka sıramı da tamamen ters örüyorum arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım ve devam edelim. Şöyle bakabilirsiniz. Modelimizi kurduk. Devam ediyoruz ikinci sırayla. Bu sıradan sonra zaten çok fazla anlatmaya gerek yok ama ben yine şöyle bir özetleyeceğim. Sonrasında videomu sonlandıracağım. Çünkü dediğim gibi düz sırayla birlikte toplam 3 sıra modelimiz sonra tekrar ediyor. 7 kenar patımı ördüm. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum ve üçünü birlikte kesiyorum. Artırıyorum. Bir ilmek düz. 4 tersim vardı. Bunlar sabit değişmiyor. 4 tersimi yine 4 ters örüyorum. Yine geldim. Bakın artırdığım ilmeğim vardı. Bunu düz örüyorum. Artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum ve üçünü birlikte kesiyorum. Artırdım. Bir ilmek düz. Sonrasında 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şöyle görebilirsiniz. Yine bir özetleyeyim daha net anlaşılsın. 7 kenar patımı örüyorum. 1 ilmek düz. 1 ilmek artırıyorum. İlmeğimi çevirerek üçünü birlikte kesiyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1 ilmek düz. Sonrasında 4 tersim var. Tersimi örüyorum. 1 ilmek düz, 1 artır, üçünü birlikte ör, 1 artır, 1 düz, arada 4 ters. Şöyle yine birkaç model yapalım birlikte. 1 düz artırıyoruz, ilmeğimizi çeviriyoruz, üçünü birlikte örüyoruz. Bir tane artırdım, 1 düz, ters örgü olarak 4 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında yine bir düz artır, üçünü birlikte ör, artır, bir düz. 4 ilmek ters var arada. Son kez gösteriyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptığımız için sıra sonuna kadar anlatmayacağım. Bir düz artırıyoruz, üçünü birlikte örüyoruz. Artırıyoruz, bir düz, 4 ilmek ters. Başında ve sonunda kayma ya da farklı bir model olmadığı için arkadaşlar yine aynı şekilde devam edeceğiz. Zaten kenarı da aynı, her model ayrı zaten. Şöyle düşünebiliriz 9 ilmek olarak. Burayı da aynı şekilde keseceğiz, artıracağız. Bir düz ve kenar haroşası olarak sıramızı tamamlayacağız. Arka sıramız yine tamamen ters örgü. Evet, görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. 3 sıra ördük yönü. Şöyle ön sıralarımızı sayacak olursak arka sırayla birlikte toplam 6. Sadece ben model yani işlediğimiz sıraları sayıyorum. Toplamda 3 sıra ördük modelimizi. Bir de patımızı örerek başlıyoruz örgümüze. Burada gördüğümüz tüm ilmekleri patlar hariç düz olarak örüyoruz. Modelimize bir sıra ara veriyoruz. Dediğim gibi hani buraya geldikten sonra zaten artık yapabilirsiniz. Ama düz sıramızı örelim. Şöyle ikinci modele ben yine bir başlangıç yapayım ki hani biraz acemi olan arkadaşların aklında soru işareti kalmasın. Herkes rahatlıkla yapabilsin. Gördüğünüz gibi tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Arka sırada ters öreceğiz. Ön sırada tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şu şekilde modelimiz de daha belirginleşiyor arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım ve sonraki sırayla devam edelim. Evet, şöyle ikinci modele bir başlangıç yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi aslında modelimizi tamamladık. Şöyle bir sıra düz ördük, iki sıra uyguladık, yine bir sıra düzümüzle devam ettik. Yeniden başlıyoruz. 7 kenar patımızı örüyoruz. Buradan sonrasını videoyu başa alarak da yapabilirsiniz ama dediğim gibi yine göstereceğim. İlmeğimizi aldık. Bir artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Kesiyorum. Bir düz örüyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bir artırıp 4 ilmek düz örüyorum. 9 ilmeğimi tamamladım. Tekrar artırıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Kestim. Bir düz. Sağa doğru bir kesim. Artırıyorum. 4 ilmek ters. Bir kez daha yapalım. Artırarak başlıyoruz. İlk başta olduğu gibi artırdım. İlmeğimi çevirdim. Kestim. Bir ilmek düz. Sağa doğru kesiyoruz. Artırıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tamamen aynı yerden başlıyoruz. Hiçbir kaydırma yok. Yanılmadığınız sürece tüm örnekler üst üste devam ediyor. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci sıramızda yine birlikte yapmıştık. Her model bitiminden sonra ajurlu, yani 2 sıra ajurlu çalışmamız var. Sonrasında bir sıra düz ara veriyoruz. Aynı şekilde modelimize devam ediyoruz. Şimdi modelimizin boyunu söyleyecek olursak da şöyle tersleri, haroşaları sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 model yapıyoruz. Yine bir sıra düz örerek sonrasında 5, 6 yani 4, 5 ya da 6'ya kadar çıkabilir. Haroşamızı örerek tamamlıyoruz. Elimizde bakın bu şekilde buraya denk geliyor. 16 sırada açarsanız da muhtemelen tam uca denk gelecektir. Bu şekilde de yeterli geliyor ve uyum sağlıyor arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. Bir sıra tamamen anlatmıştım zaten, dediğim gibi ikinciye de giriş yaptık ama siz burayı tamamladıktan sonra tamamen başa alarak yeniden başlayarak da modeli uygulayabilirsiniz. Bu renkte de farklı bir çalışma oldu arkadaşlar, bakın oldukça güzel. Bunun da bitmişini yine Instagram sayfamda bulabilir ve takip edebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Yeni bir model, yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.